Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ ol köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet, gördüğünüz bu renklerden yine bir model hazırladım. Şöyle hardar sarısı tek renk. Tabi biraz açık çıkıyor arkadaşlar. Aslında şöyle. Biraz katlı gösterince ana rengini biraz daha veriyor. Bu şekilde koyu bir renk. hardar sarısı rengimiz. Çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Bildiğiniz model ee, şu şekilde. Bakın sizler için hazırladım. Ee, şöyle serum halkası yerine yine sihirli halka yaptım. Sihirli halka nasıl yapılır? Hem onu göstermek istedim. Hem de bu şekilde tülbentin renginden çimen yaparak güzel bir duruş olacağını göstermek için hazırladım modelimizi modelim bu şekilde arkadaşlar şöyle iki tane çıkardım şöyle hemen video çekimi için sizlere bir şöyle örnek göstermek istedim yanına bir tane daha yaparak şöyle pembe renk deneyeceğiz onu da modelimizi anlatacağız Evet anlatım kısmına geçelim Sille halka yaparak motifime başlayacağım. Şöyle parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine bu şekilde koyarak ortadaki halkadan şöyle sık iğne yaparak tutturdum. Evet iki tel üstte tek tel altta sihirli halkamızı yaptık. Hemen iki zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu iki teli alarak iki ve iki bir trabzan yaptım. Şimdi dört zincir. Dört zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Buraya minik bir tomurcuk yaptım. Yine iki zincir. Şöyle sık iğne ile sihirli halkama kapatıyorum. 2 zincir çekerek yine aynısından yapacağız ve buraya yedi tane yapacağız. Bakın sihirli halkamızın da olup olmadığını bu şekilde küçülterek anlıyoruz arkadaşlar çalıştığını. 2 zincir, hemen sihirli halkamın içine giriyorum. 2 ve 2. Bu şekilde hem serumdan kurtuluyoruz hem de zinciri 5 mi çekeceğim, 8 mi çekeceğim o dertten bizi sihirli halka kurtarıyor arkadaşlar alışana çok büyük kolaylık tavsiye de ederim şöyle iki zincirimi çekip hemen sık iğne ile sabitledim iki zincir bir defa tığı doladım yuvaya girip 2 ve iki Bakın. çok güzel bu şekilde minik minik oluyor bunu sizler için 3 2 sefer dolayıp 2 2 3 sefer de aldığımda çok büyük oldular hepsi. O yüzden bu şekilde yapınca içimesinde arkadaşlar minik minik çok güzel bir kolaylıkta bir motif çiçeği hazırlıyoruz iki zincir bir defa doladım şöyle iki ve iki bir iki üç dört zincir kapatıyorum trabzanımı yine iki zincir çekip yuvada bakın şimdi yaparken yaparken hele ki ben kamerada size gösterirken açılma oluyor şöyle yaptıkça eğer açılırsa bu şekilde küçültebilirsiniz. Bakın 4 oldu. Bunu 7'ye tamamlayalım. 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım tam uçuk. 2 zincir. Kapatıyorum. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 ve 2 zincir. Bakın iki seferde aldım. 1 2 3 4 zincir. Şimdi kapattım. Hemen iki zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip kapattım. Tekrar bir ve iki zincir. Bir defa tığımı doladım. Sonucu ve yedinci kirpikli trabzanı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapatıyorum. Hemen iki tane zincir çekip yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar hemen direkt bir zincir çekerek koparıyorum hiçbir işlem yapmadım 7 tane yaptım bir zinciri çekip üzerine kopardım bak şimdi bu kapatma ipini full çekeceğim minicik bir bakın yuvamız bu şekilde oldu şimdi bunu burada kenarda yanık izi gözükmesin diye ilk yapmış olduğum bu bakın kirpikli trabzanın arkasındaki bu yuvalardan iki tane ilmek aldım hem bu şekilde sağlamlaştırıyorum hem de kenarda yanık izi gözükmüyor arkada belli bile olmuyor hemen bakın şu şekilde şu sıktırma ipini hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar bakın sadece orada kapatmak için kullandım hemen yakıyorum biraz uzun ve sakızlı yakın sağlamlığı açısından papatyasını da göstermiştim bunu bir de bu şekilde göstereyim istedim böyle rengarenk çiçekler hazırlayın maviler beyazlar veya sevdiğiniz renklerden sonra da e, şimdi yaprak yapıp tutturalım Evet sıra geldi şimdi bu hazırlamış olduğunuz motifleri bu şekilde yapraklarla tülbentimize tutturmaya ilk başlar gibi başlayacağız arka tarafı unutun sanki ilk yapıyormuşuz gibi arkadaşlar düşünün şöyle tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum şöyle bir tane zincir çekiyorum ipimi uzatıp bakın şöyle orta büyüklükte bir örümcek yaptım şöyle hafif kameramı kaldırayım şimdi örümceğin üzerine iki defa tığımı doladım şöyle 1 2 3 tane atlayıp dördüncü tığ battıma iki iki ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Sizle yapmış olduğum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ben sadece şuna dikkat ediyorum. Şimdi ortada koparmış olduğumuz ip var ya. Bakın. O ortada olacak. Şu yanık izi yapmış olduğumuz ortada olacak. Şöyle kenarlarında birer tane bu şekilde tutturup onu en orta kısma getirirsek güzel duruyor. Aşağı bakmış oluyor uç noktaya bakmış olmuyor Evet sık iğne ile çektim e, sabitledim yine bir zincir çektim üzerine hemen döndüm buraya yapmış olduğumuz trabzana da sabitliyorum şu şekilde Bakın. 5 tane buraya sık iğne 1 2 3 4 ve 5 aynı tığ battı ya da altıncı sık iğnemi kapatıp Şöyle bakın dalımın birini bu şekilde yaptım. 5 zincir çekiyorum. Bu da ikinci dalım olacak. Hemen tersine çevirdim. Burada 4 zincirden yapmış olduğumuz pipirin bakın yan kısmı ortaya getirdim. Orta dalıma. Hemen bir zincirle şöyle sıkı sıkı çekiyorum belli belirsiz. Bakın. Yine buraya 5 zincirin üzerine de 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 şöyle tutayım. 3 4 5 6.'yı da şöyle bir sonraki aynı tığ battıya değil de bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Şöyle bakın. Sanki bu biraz kısa gibi oldu arkadaşlar. Bir tane daha sık iğne yapacağım. Şöyle gözüme şu dönüş yerinden dolayı Burasını bir tane daha yapıyorum. Ve bakın şimdi diğeriyle aynı oldu. Biri 5, biri 6 olunca bakın döndüğü için kısa gibi durdu. Evet şimdi yine bir zincir çekip yine demin yaptığım örümceğimin aynısını buraya yapıyorum. Şöyle şu sık iğne ile şöyle tutturdum. Ucuna da dört tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın örümcek boyutlarımız hepsi aynı bu sıradaki bu kirpiğin içine girip şöyle bıraktığım ilmeği de alıyorum bunu ters döndürüp de yapabilirsiniz ben size gösterirken çıkarmış bulundum bu şekilde sabitleyeyim arkadaşlar hemen bir zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım bu dört zinciri yaprak için yuva edince bir defa tığımı doladım şimdi üç seferde bir iki ve iki iki defa tığımı doluyorum. Yine 2 2 ve 2 3 seferde. iki defa tığı doladım. Hemen yuvaya girdim. 4 sefer alıyorum 1 2 2 ve 2. 4 zincir. Evet, kapattım bu şekilde. Geriye kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 fazla sık iğne ile yaprağı ayırmak istemiyorum birbirinde hemen yuvada da 5. sık iğne yapıp böyle minik bir yaprak yapıyorum şöyle bakın şimdi örümcek yaparak aşağıya ineceğiz bir zincirimizi çektik örümcek boyutlarımızın hepsini aynı şekilde yapalım şimdi bunu da dördüncü tığ battıya kapatacağım 1 2 3 ve 4 dördüncünün içine sık iğne ile sabitledim şöyle bir zincirimi de çekip bakalım arkadaşlar yapmış olduğumuz işimize Evet evet modelimizi tamamladık şöyle diğerleriyle beraber tutalım üç tane renk Şöyle renkler farklı farklı olsun istedim. Bu şekilde arkadaşlar bakın sihirli halkasıyla yaptığımız küçük çiçeklerimiz artık bu serum halkasıydı. Zincir 8 yeterdi, 10 yeterdi, 5 yeterdi. Derdinden kurtardık. Kendimizi sihirli halkayla da çok güzel motifler hazırlayabiliriz. İnşallah faydalı işinize yarayan bir çekim de olmuştur. Sizler de beğeni ve yorumlarınızla Kanalımı desteklerseniz sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.